Mutlu günler efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. A Spor ve A Spor Radyo ortak yayınında Spor Ajansı ile karşınızdayız. Ve yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair yaşanan tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Konuklarımızla birlikte değerlendirmelerde bulunacağız. Selahattin Kınalı bizimle. Hoş geldiniz Selahattin Kınalı. Hoş bulduk ben. Uzun bir aranın ardından. 15-20 gündür Trabzon'daydım. Evet. Hani bizim için Trabzon'da doğup büyüyenler için, gurbete çıkanlar için Trabzon ziyareti umre gibidir. Ben işte bu seneki umreyi de yaptık Trabzon'da. Bu izleyicilerimiz kusura bakmasın, dün gece geldim zaten. Yakışmış ama. Yani bilemem tabii onu. Yani gündemimde yakışmaması yok. Ama yani ben çok yüzümde sakal tutmayı seven biri değilim. Bugünlük beni affetsinler. Şey sanki... Nevzat Dindar bizimle birlikte, hoş geldiniz. Nevzat yakışıyor. Sanki sen... Gitmişsin abi, telefonu atmışsın bir köşeye, interneti kapatmışsın. Öyle ya, bir havada gördüm seni. Birazcık gündemin dışında kaldım. Hatta belki biraz fazla kaldım. Mesela şeyler, burada olmak istediğim anlar oldu. Mesela Beşiktaş bir maç kaybetti. Şey, berabere kaldı. Herkes hakem üzerinde. Hakem, benim de hakemlik yorumunu beğendiğim biri değil ama herhangi bir takımı korumadı ama o oyunda bana göre. İyi fakat ki burada değilmişsin. O oyundan kalan şu aslında. Beşiktaşlılar şunu görmeliydi. Ya Berkay diye bir oyuncu kazandı Beşiktaş o maçta. Bunu nasıl görmez? Berkay mı o çocuğun? Oyunu evet. Burada oynadı. Şahane bir çocuk işte. Oraya biraz o taraftan bakmak lazım. Yani hep... O zaman bugün güzel taraflarından bakacağız. Yani olabildiğince. Ben aşırı gergin buluyorum Beşiktaş'ı. O konuşuruz Beşiktaş'a geldiğinde. Geldiğimizde konuşuruz. Sen tekrar hoş geldin galiba. Bir de oran havası da... Trabzon havası da biraz çarptı seni. Biraz çarptı. Bir geniz akıntısı falan olduk. Oluyor işte böyle şeyle. Nemli, hoş geldin abi. Nemi hani hep derler ya, sıcak neyse de nemi bitiriyor adamı. Evet, Trabzon'un nemi, hani Alanya'yı, Antalya'yı bilenler bilir. İşte ona benzer yakın bir nem var orada ve eğer yaylalara kaçabiliyorsun ya da denize atabiliyorsun, kendini kurtarıyorsun. Yok. O şansını çok kullanamıyorsan işte böyle sürpriz sonuçlar da doğurabiliyor. Ben Trabzon seyahati çok istiyorum. Sen yeter ki iste. İnşallah. Evin hazır, her yerin hazır. Balığın hazır. Şundan dolayı Ceyda, biz beraber aynı araçla geldik. Anadolu yakasından geldik. Evet. Araçta öksürdü. Hani programda da öksürürse bir yanlış şey olmasın yani. Sağlamdır. O onlar evet. Yani. Peki dün akşama, dün akşama bir gidelim. Başlayalım hızlıca gündemi değerlendirmeye. Temsilcimiz Trabzonspor Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Tur umudunu Trabzon'a taşıyan Borca Mavililer 24 Ağustos Çarşamba günü Danimarka ekibini konuk edecek. Biz önce özet görüntü izleyelim, sonra değerlendirmelerimize başlayalım. Evet, özet görüntüyü bir kez daha izledik. 2-1'lik skorla Trabzon'a döndü Borca Mavililer ve önümüzdeki hafta İnşallah Trabzon'da turu atlayan taraf olacak temsilcimiz. Temennimiz bu yönde. Ama tabii bu karşılaşmayı da konuşacağız. Bu karşılaşmadan belki de çıkarılması gereken dersler var. Sahaya nasıl bir 11 ile çıkmıştı Borca Maviler? Kalede Uğurcan vardı. Sağda Larsen, solda Eren, Edensville Hugo ikilisi. Orta alanda Siyapis, Kouassi, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet ve ileride Cornelius 11 ile sahadaydı Borca Maviler. Bir Dorukhan konusu var. Acaba çift ön libero olsa mıydı diye bir düşünce var ama hemen size sorayım, bu kadro sürpriz oldu mu? 90 dakikayı nasıl değerlendirirsiniz? Selahattin Kınalı. Sürpriz oldu. Öncelikle sondan başlayayım ya. Trabzonspor takım kalitesiyle rövanşta çok rahat tur atlayacağını düşünüyorum ben. Ama 90 dakikayı bitiren kadro ile başlama kaydıyla. Tabii ki doğrusunu hoca bilir. Fakat oyunu bitiren kadro Trabzonspor'un iç sahadaki ideal kadrosu olmalı. Özellikle başlangıçta Dorukhan'ın neden kenarda olduğu sorusuna mantıklı bir cevap bulamadım. Hasta ise idmansız da kadroda olmazdı. Ben buldum ama. Neymiş? Abi Abdullah Avcı'dan iyi bilemez ki herkes. Yani gayet saygı duymak lazım. Yani tercih gayet normal. Evet, o işte, herkes çünkü abi, maçtan sonra Dorukhan oynasa değil. Hoca takımla beraber bir hamleydi, olmadı. Yapacak bir şey yok. Nevzat, Şampiyonlar Ligi bu oyunun dünyadaki en büyük sahası, vizyonu. Yani herhangi bir teknik adamın bu oyunlar öncesi kurguda hata yapma lüksü yok. En aza indirmeli. Ve Trabzonspor bana göre oyun başlangıcında hem Kouassi'nin sahada olması hem Dorukhan'ın kenarda olmasıyla zaten yanlış başladı. Şunu söylemek istemiyorum. Hani Barta diye bir oyuncu aldın. Oyuna girdiğinde hemen farkını gösterir. Çok kaliteli bir sağ stoper. Tam topçu.
Yani bazı diagonal uzun paslar attı. Barcelona'nın gördüğümüz uzun paslardandı. Zaten geçmişinde de öyle bir deneyimi var. Takım kalitesini yukarıya taşıdı. Ama hocamızın maç sonunda açıkladığı gibi oyundan memnunum, skordan değilim. Bence çok oyunu ve günü anlatan bir açıklama olmadı. Oyundan memnunum demek bir anlamda biz bu turu geçeriz demektir hoca penceresi. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Ama 2-0 olduktan sonra rakip takımın, Danimarka ekibinin kendi sahasına çekildiğini, skoru yeterli görerek zaten alışkın oldukları bekleme oyununa döndüklerini ve sana alan bıraktıklarını da unutmamak lazım. Yani sen bir oyun kurgusuyla sahaya çıkıp ve maç sonunda istediğin sonucu aldığında oyundan memnunum ya da işte direkler dön döner şu olur bu olur kaybedersin. O da futbolda vardır. O zaman oyundan memnunum dediğinde bunu herkes anlayışla karşılar ve anlar. Ama rakip skor avantajını yakaladıktan sonra ki kendilerini beklemediği 1-0 bile yeterli görüyorlardı. Hatta Trabzonspor'un yediği ikinci gol. Ben Yıldızlar Ligi'nde top oynarken bizim hocamız vardı. Eşref Akyazı hocamız. Ya bizi o golü yememe çalışması yaptırırdı. Ve öyle bir gol yedik diye maç sonunda bizi 5 tur daha attırdı Yavuz Selim'de ceza olarak yani. Trabzonspor'un yediği ikinci gol dünyanın en standart duran topu uygulamalarından biridir. Ve Trabzonspor bu golü yedi. Şampiyonlar Ligi düzeyinde. Ekranda tam o sırada yansıyor ikinci. Şampiyonlar Ligi düzeyinde bu golleri yemeyeceksin. Ama hocamızın ben genel anlamda futbol yorumunu beğenmeyen bir futbol sever olarak söylüyorum. Yani futbolu yorumlama biçimini yoksa skor alma konusunda zaten geçen sene şampiyon. Neden beğenmiyorsunuz Selahattin Kınalı? Trabzonspor'u derken. Ya futbol anlama biçimi, yani bekleme oyunu, sabır oyunu var ya hocam. Abi yok ya. Ya ben beğenmiyorum canım. Allah. Tamam. Beğenenlere. Sen beğenebilirsin biraz daha. Beğenenlere saygım var. Evet. Ve hoca takımı şampiyon yaptı. Şampiyonucu oldu. Saygı duyuyoruz. O başka bir şey. Skorlardan bağımsız söylüyorum ben. Benim Trabzonspor bekleme oyununun kentin genel karakterine aykırı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki zaman zaman yapacaksın bunu. Buraya niye geldim? Ben genel olarak Abdullah Hoca'nın futbol yorumunu beğenmiyorum ama bu kupa eşleşmelerinde de Abdullah Hoca'nın yorumunun bir şans olduğunu düşünüyorum. Ben yani Trabzon'da da sohbetlerde konuştuk bunu arkadaşlarla çok. Trabzon'da futbol bilgisine güvendiğim çok insan var. Aynı fikirdeydik aşağı yukarı. Ben dünkü Abdullah Hoca performansından biraz üzüldüm. Çünkü kendi kalitesinin altında kaldı bana göre Abdullah Hoca. Ve onun nedenlerinden biri Kuasi'ye güvenmesi oldu. Ve Trezeguet'in ilk yarıda buluştuğu neredeyse 25-30 topta, 25-30'unda da tercih hatalarının takıma çok olumsuz yansıması oldu. Yani ben Trezeguet'i izlerken karşılaşmayı hani topa ceza sahasına girdiğinde evet şimdi bir vuruş gelecek diye beklerken pas verecek birini araması ceza sahasına giren futbolcunun insan biraz da oraya kadar gelmişken bir deneseydin, şut çekseydin diyor. Ben yani, bir sorabilir miyim abi? Tabii. Hani dedin ya Trabzon'un genel karakteristiğine uygun değil bu bekleme oyunu. Ya merak ettim. Cornelius, Trezeguet, Kuasi, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'den oluşan takım nasıl bekleme oyunu? Vermiş mesajı gidin gol atın demiş. Kanatlar oynayın. Dorukhan'la daha defansif bir anlayıştır aslında. Ama yani Dorukhan... Hayır. Süper Ligimizin en dinamik oyuncusu. Fark etmez. Ya rakibin, orada, rakibinde orada fizik hoca, gücüyle oynayan bir takım. Hoca bir deplasman oyunu için fazla risk almış. Ben de gayet burada oyuncular... Yani hocayla alakalı değil. Hoca gayet kabul edilebilir. Yani Trabzon, bu arada maçta çok fark etmedim. Yani bir kalabalık bir ortam dedim. Trabzonsporlu bayağı arkadaş da vardı. Maçı heyecanla onlar da izliyordu. Ben de izliyordum. İşte fark etme. Trabzon seyircisi muhteşemmiş ya şeydeki. Evet. Deplasman tribünü çok iyiymiş. Tam böyle sen Avrupalı şeyler olur ya. Danimarka tribünlerini gördün mü? Ya onlar klasik abi. O değişmez. Aslında şey... Ben bizim deplasman tribün iyiymiş yani. Deplasmanda Trabzonspor zaten Avrupa'nın neresine giderse gitsin bir tribünü doldurur. İyi. Coşkusu da güzeldi. Evet güzeldi ama asıl saygı duyulması gereken ev sahibi takım taraftarı. Onlar abi onlar sabit Nevzat. Zaten. Bak biraz sosyolojik bakalım olaya. Şöyle Danimarka'da bir kişinin ortalama aylık abi, geliri herhalde 30 bin, 40 bin euro falan. Yani ekonomik sorunlarını aşmış
bir ülkeden veya halktan bahsediyoruz. Ve o kitleyi temsil eden, o halkı temsil eden gençlerin böylesine coşkuyla, adanmışlıkla takımlarını destekliyor olması, çünkü onların hayatlarında başka sosyal alternatifler var. Tabii ya, sosyolojik olarak bakarsak dünyada en fazla intihar vakası da, Danimarka'ya o bölgede oluyor, biliyorsun değil mi? Ya o başka bir şey. Ya, o başka bir boyutu yani. Oraya nereden atladık? Ofloca gibi olduk. Konudan konuya atlıyoruz.